arkadaşlar, el izmanı soranlar. Bakın böyle uğraşıyoruz işte. Burada tutuş şekli çok önemli. Bu kanat böyle üstte kalacak. Bu şekil. Görüyorum hiç kıvırdamıyor. Arkadaşlar idmana soktuğunuz zaman şu kanat içlerini alın. Bir idmanı soran arkadaşlar. Biraz sessiz video oluyor ama. Şimdi bu tarafı da aynı şekilde kanat işlerini. Şimdi su kaynatıyorum. O suyun içine azıcık elma sirkesi dökeceğim. Elma sirkesiyle hayvanı masaj yapacağım. Arkadaşlar, hayvan kıçı da açık olacak. Bu şekilde. Evet, emek vermeden olmuyor bu işler. Şöyle alalım. Hayvanımızda iyi bir kana sahip olacak. Savaşçı bir kanı olacak. Kötü hayvana ne kadar idman yaparsan yap. Karşılığını alamadıktan sonra bir de yaptığın yüklemeyi bu benim reis dediğim horozum. Kısmet olursa tartı. Kahveye gittiği zaman en iyisine gider arkadaşlar. Horozum efsanelerden olacak. Allah kısmet olsun. İlk önce dediğim gibi. Oh,
nasıl köpeğinize eğitim verirken ödüllendiriyorsunuz? İdmandan sonra ödüllendirmekte fayda var. Hani bu karışım içinde sadece bal, pekmez, ceviz, fındık, zencefil, zerdeçal var. Zencefil ile zerdeçalı parmağımı seviyorum. Bağışıklık sistemi yüksek olsun diye yapıyorum. Evet. Bazı böyle ılık suyumuz dedik ama biraz kaynağa kaçtı. Onun için azıcık soğuk su dökeceğiz. Yine sıcak buhar çıkıyor. Elinizi şöyle hafiften böyle değdirerek de birkaç videodan da göstermiştim zaten bu şekil masaj yapacaksınız diye. Fakat arkadaşlar bu şekil masaj yaptıktan sonra lambalı bir yeriniz olması lazım kurutmanız için hayvan. Götü daha kızarmadı. Kızaracak bunun götü güneşten vurunca. Aynı şekilde. Arkadaşlar sirke koyduğum, sirkenin koymamın sebebi deriyi sertleştiriyor. Fakat nemsiz bırakıyor. Nem içinde en son şöyle elinizi tüyüne de çalın. Evet arkadaşlar, hayvanın cildini, güzelcini böyle pamukla silerekten, şimdi biz buna sirke sürdük, cildi sertleşecek, fakat birkaç gün sonra pul pul dökülmeye başlayacak. Onu engellemek için nasıl insanlarda nemlendirici bir şey sürülüyorsa hayvanımıza da aynı şekilde ince bir nemlendirici sürmek gerekiyor. O da kullandığımız zeytinyağı. Zeytinyağı da sağ olsun Bursa'dan Erkan kardeşim gönderdi. Çok selam ederim ona. Şimdi fazla sürmemek şartıyla azıcık sürerek sonra aynı şekilde böyle elle güzelce gidereceksiniz. Fazla değil arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar idman yapın, kondisyon yapın. Bakın
Size ben bir tüyo vereyim. İdman yapın, komisyon yapın. Fark etmez. İdmandan sonra veya komisyondan sonra çoğu arkadaşlar şurada hata yapıyor. İdmandan sonra veya komisyondan sonra arkadaşlar hayvanların boğazında balgam kalır. O balgam müsabaka esnasında hayvanın karşı taraftaki aldığı tüyü boğazında bırakır. O tüyü eğer idmandan sonra şu şekil sokup temizlemezseniz, şöyle böyle kanadı sokuyoruz, şu şekil çeviriyoruz 40 tane kadar iki sefer. Bakın arkadaşlar, ben el idmanı yaptım. El idmanında bile bir daha yapıyoruz aynı şekilde, şöyle ters çevirerekten. Bunu eğer almazsanız arkadaşlar, o balgamla beraber o hayvanın yuttuğu tüy hayvanın boğazına kis yapıyor. O kis ciğerlere iniyor arkadaşlar. Sonra hayvanımız niye nefes yapıyor? Sıkıntı şey yapıyor. Hint orozu sağlığıyla dövüşür. Sağlığıyla müsabaka yapar. Arkadaşlar gerisi hikaye. Bir de hayvanımızın şu ayaklarını da yıkayalım güzelce. Hayvana değer vereceksin ki hayvanda sana... Arkadaşlar bu bağ gibi. Bağa bakarsan olur. Bağa bakmazsan olmaz kesinlikle. Bakın kahve mavi gideceğimize ben burada her gün hayvanlara, bu sene daha başlamadık. Kısmet olursa başlayacağız. Haftaya başlıyoruz. Kahveye indirmeye. Allah kısmet ederse şansımız bahtımız açık olsun. Şöyle biraz geç kaldık. Geç yavrularımız vardı. Şimdi arkadaşlar burada daha önceden İnsanlar nasıl hamama gittiği zaman bir ter atar. Hayvan da kondisyon yaptığı zaman ince bir ter atar. Bunu hani biz insanlarda soda veririz. Hayvanlarda da probiyotik verin arkadaşlar. Probiyotik. Benim daha önceden açılmış. Daha önceden açılmış bu rutin var. Şimdi bunu kurumaya bırakacağım arkadaşlar. Bunu burada şimdi arkadaşlar burada daha önce ayarladığımız 25 derece şeyimiz var, ısıtıcımız. Burada hayvanı yarım saat, bir saat kurutuyoruz. Burada kuracak. Herkese teşekkür ederim.